Merhabalar evlat, ne yapıyoruz? 3 4 5'ten TYT denemesi parçalayacağız. Haydi başlayalım. Rutherford'un yaptığı deneyin görseli verilmiş. Bu deneye bakarak diyor ki bize hangilerine ulaşılabilir? Bu deneyde biz baktığımız zaman alfa ışınlarının artı 4, 2'ye 4 şeklinde olan artı 2 yüklü artı 4 dedim pardon. Alfa ışınlarının çoğunun geçtiğini görüyoruz ki buradan yaptığımız çıkarım ne? Atom boşluklu yapıya sahiptir. Atomla pozitif yükler çok küçük bir hacimde toplandığını nereden anlıyoruz? Çok az bir kısmının geri geldiğini, sektiğini görüyoruz ki büyük boşluğun içerisinde nedir? Küçücük bir merkez var. Nedir o merkez? Çekirdektir. Dolayısıyla küçük bir alanda toplanmıştır ifadesi de doğrudur evlat. Elektronlar merkezin belli bir uzaklıkta dairesel yörüngelerde döner diyor ki bu Born atom modelinin çıkarımıdır ki burada böyle bir çıkarım ne yapılamaz? Yapılamaz. Evlat, Rutherford amcanı sorduğu zaman şu cümleler gelsin aklına. Atom boşlukluğu ve nedir? Merkezde çekirdek vardır. Şöyle ki dünyadaki tüm insanlığın boşluğunu alsak atomlar arasındaki hepsini bir elma tanesine ne yapabiliriz? Sığdırabiliriz. O kadar büyük boşluk var atomda diyebiliriz. Geçtim. Evet, bir kökümüz var. XO4-2 59 elektronu 62 nötronu varmış. X'in izotopu soruluyor bana. Öncelikle XO4'ümü yazdım. Karmaşa çıkmasın diye -2'yi buraya yazdım. 59 neyi var bu mübareğin? Elektronu var. O zaman 57 tane protonu var. 57 tane proton neye eşit? X'in protonuyla 4 tane oksijenin ki oksijenin 8. 4 8 kaç yapacak? 32 buradan çıkardım. X'imin atom numarası kaç geldi? 25 geldi. Nötron sayısına gelince toplam nötron sayısı da 62 ise şuraya yazdım. O da neye eşittir? 62. Yine x artı 4, 8, 8 oksijenin nötron sayısı yine 32'ye eşittir. Buradan da x'i yine kaç buldum? Değer olarak 30 buldum. Bu ne demek? X atomunun kendisinin atom numarası 25, nötron sayısı kaç? 30. Toplam kütle numarası 55. Ben X'in neyini? İzotopunu arıyorsam evlat, burası yine 25 olmalı ancak burası 30 olmamalı çünkü proton sayıları aynı, nötron sayıları ney? Farklı olan taneciklere biz ne diyoruz? İzotop diyoruz evlat. O zaman burası da ne yapamaz? 55 olamaz. 55'in dışında bir şey olacak. 26 kafadan olmaz. 24 olmaz. 25'e 55 olmaz. 26 zaten olmaz. O zaman cevabım A seçeneği. Evet, diyor ki oda koşullarında suda çözülmesi kimyasal. O kadar net bir bilgi bilmeliyiz ki şu şeker, sopra tuzu ve etil alkol suda fiziksel olarak çözülür. Günlük hayatta kullandığımız kolonyada etil alkol var. Bir reaksiyonla bir araya gelmiyor suyla. Ne yapıyoruz? Yemeğimize tuz atıyoruz. Ayranımıza tuz atıyoruz. Yine tuzla ilgili bir reaksiyon yok. Çayımıza şeker atıyoruz. Yine bir reaksiyon yok. Oksijen gazı O2'dir. Suyla yine arasında herhangi bir kimyasal reaksiyon ne yapmaz? Gerçekleşmez evlat. Ancak 1A grubunun Haydarpaşa Lisesi'nin nankör kızları. Haydarpaşa'nın H'sini almıyoruz. Dışındaki metaller verilik tablonun nedir? En aktif metalleridir. O kadar aktif ki işte aside gerek duymadan kimle? Suyla reaksiyona girebiliyorlar. Başka mesela bize böyle bir soru ne sorabilir evlat? Karbondioksit gibi, kükürt dioksit gibi, diazot, pentaoksit gibi asit oksitler, sodyum oksit gibi, kalsiyum oksit gibi bazik oksitler, bir de amonyak gibi baz karakterli ancak suda nedir hidrojen kopararak çözünen kimyasal maddelerin suda çözülmesi yine ne diyeceğiz? Kimyasal değişim diyeceğiz evlat. Bunları da unutmayacağız. Devam ediyor.
X ve Y'den iki bileşik verilmiş grafik, hemen şöyle bir mini tablo hazırlıyorum. Birinci bileşiğim, ikinci bileşiğim. Birinci bileşiğime baktım, X'im kaç? 8. Bileşiğin toplamı 20. O zaman Y'ye 12 kaldı. İkinci bileşikte X'in değeri kaç? 10. Toplam bileşiğim 15. O zaman Y'ye kaç kaldı? 5 kaldı. Sonuç, bana birinci bileşiğin formülü X, Y, 2 verilmiş. Bu X, Y, 2 imiş. Bana bunun formülü soruluyor. Sade yazmaya çalışıyorum. 4'e bölüyorum. Bu 2 yapar. 4'e bölüyorum. Bu ne yaptı? 3 yaptı. 5'e bölüyorum. Bu 1 yaptı. 5'e bölüyorum. Bu ne yaptı? 2 yaptı. Çıkarımıma bakıyorum şimdi. Bu mübareğin ikisinde de kütlesine karşılık 2 iken Y'ler arasındaki oran bana 3 bölü 2'yi vermeli. Birinci bileşiğimin formülü şöyle aldım. X, Y, 2 ise ikinci bileşiğimin formülü de X'lerim eşit olduğu için X de başlamalı. Y'ye de bilmiyorum soru işareti dedim. X'lerimin sayısal değerleri eşit. Y'ler arasındaki oran bana 3 bölü 1'i vermeli. Yani 2 bölü soru işareti eşittir 3 bölü 1 ise soru işaretim buradan ne çıkacaktır? 2 bölü 3 çıkacaktır. Demek ki benim formülüm x, y, 2 bölü 3. Böyle de bir formül olamayacağına göre tam sayıya çevirirsem x 3, y ne olur? 2 olur. Nasıl yaptım? 3 ile genişlettim. Cevabım D seçeneği. 5. soruma geldim. Günlük hayatta asit baz tepkimesine örnek değildir. Mide rahatsızlığını gidermek için baz kullanıyorsun. Miden ne? Tuz ruhu, ana kaynağı asidik. Bunlar ne? Baz olur. Diş çürümesini önlemek için alkali yapıda diş macunu. Diş macunu ne? Bazik. Tükettiğimiz gıdaların bazıları ne? Asidik. Birbirini nötralleştirdi asit baz. Bu da olur. Devam. Kek yapımında limon, yoğurt, kabartma tozu gibi maddelerin karışması sonucu karbondioksit gazının açığa çıkması. Nedir? Kabartma tozunun ana kaynağı sodyum bikarbonat dediğimiz yemek sodasıdır. Sen bunun üzerine ne döktün? Limon dökersen ne çıkar buradan? Tuz, su ve karbondioksit gazı. Yani bazik karakterli tuzla limonun reaksiyonu da asit baz reaksiyonudur. Bal arısı tarafından sokulan insan vücudunu sabunlu suyla yıkamak. Çünkü bal arısı bize ne salgılar? Asit salgılar. Eşek arısı olsaydı baz salgılayacaktı. Sabunlusu ne? Baz karakterli. Bu da olur. Hijyen amaçlı temizlik amacıyla çamaşır suyu eklemek neye? Deterjana. Kardeşim deterjan ne? Bazik bir madde. Çamaşır suyu ne? O da bazik bir madde. Bazik bazik, o zaman burada asit baz reaksiyonu yok. Evet. Piyasada bulunan ilaç formları, hapı var, iğnesi var, merhemi var diyor. Doğrudur diyor. Hap nedir? Katı. En basit ağrı kesicilerimizi düşünebiliriz. İğne ne? Sıvı, merhem, yarı katı formunda. Doğrudur. İğne formundaki ilaçlar hap ve merheme göre daha hızlı etki eder. Çünkü niye? Direkt kana karışıyor doğrudan. O zaman bu da doğrudur. İçerisinde birden fazla etken madde yok. İşte ağrı kesicisi, kas gevşeticisi, dinlendiricisi, şu su bu su her neyse, o zaman bu da nedir? Doğrudur. Ve son soru. Kaynama noktasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Moleküller arasındaki çekim kuvveti büyük olan sıvıların kaynama noktası yüksektir diyor. Doğru söylüyor. Moleküller arasındaki çekim kuvveti arttıkça kaynama noktam ne yapar? Artır. Sıvı üzerindeki dış basınç arttıkça kaynama noktası P0 ile kaynama noktası ne orantılıdır? Doğru orantılıdır. Yine doğru söylüyor. Aynı ortamda şekerli su saf suyundan yüksekte kaynar diyor. Doğru. Neden? Safsızlık. Özellikle uçucu olmayan safsızlık kaynama noktasını ne yapıyor? Arttırıyor, yükseltiyor. Bu da doğrudur. Sıvı miktarı ile ısıtıcının gücü kaynama noktasını etkilemez. Çünkü kaynama noktasını etkileyen faktörleri saydığımızda 3 şey sayıyoruz. Maddenin cinsine, ki moleküller arası çekim kuvvetine. Nedir? Dış basınca bağlı P0'a, sapsızlığa bağlı. Bunu hallettik. Yemek düdüklü tencere, normal tencereye göre. Devamını okumadan yorumu yapıyorum. Düdüklü tencerede ne muhabbeti var? Ne var? Düdüklü tencere normal tencereye göre nedir? Ek bir basınç uyguluyor kapalı olduğundan. Ek bir basınç uygulaması P0 artıp E oluyor. Dış basınç yükseliyor. Otomatikmen kaynama noktasında ne yapıyor? Yükseliyor. Yani su 100'de değil 100 artı atıyorum 20'de kaynıyor. Sonuç, düdüklü tencerede kaynamakta olan su
açık tencereye göre nedir? Daha yüksek sıcaklıkta kaynayacak. O zaman kuru fasulyenin, nohutun anası daha çabuk ağlayacak. O zaman uzun sürede pişmez, daha kısa sürede pişer evlatlarım. Sağlıcakla kalın, iyi çalışmalar, kolay gelsin, kaleminiz keskin olsun. Allah benden çok, sizden razı olsun.